Şimdi ufak ufak yola çıkalım o zaman. Şimdi nereden gidiyoruz? Tem'den Polonezköy'e doğru açılalım bakalım birazcık. Şimdi bugünkü yolculuğu Ataşehir'den Polonezköy'e doğru planladım. İlk defa Polonezköy'e motorla gidiyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Güzergah Tem üzerinden Kavacık'tan ayrılıp Polonezköy'e doğru devam etmek. Şimdi buradan Tem'e çıkalım. Sağdan bir çıkış vardı. Öncelikle kayıttan bahsetmek istiyorum. Ekipmanlardan, kayıt gereçlerinden, kullandığım motordan biraz bahsetmek istiyorum. Bunu bir tanışma veya açılış konuşması gibi bir şey olarak değerlendirebilirsiniz. Kullandığım motor, muhtemelen zaten konsoldan da anladığınız üzere Honda NC750 DCT otomatik şanzımanlı bir motor. Otomatik motor. Bu benim ilk motorum ve böyle bir motoru tercih etmemin iki temel sebebi var. Birincisi otomatik vites olması. Otomatik vites çünkü yani aslında ben şöyle düşünüyorum. Kimse size vites değiştirdiniz diye ödül vermez. Vites değiştirmek motorda dikkati dağıtan bir şeydir. Ben zaten çok hızlı gitmem. Yavaş yavaş kullanırım. Araba gibi kullanırım. Ben zaten 20 küsur yıllık araba kullanıcısıyım. 25 yıl olmuştur muhtemelen. O yüzden iyi kötü trafiği okuma ve araçların davranışlarını kestirme gibi becerilerim gelişmiş olabilir. Ama bu demek değil ki tabii ezbere iş yapıyorum. Ben her zaman tekrar tekrar yolu okumak, tekrar tekrar riskleri hesaplamak üzerine motor eğitimi aldım. Ve bunu uygulamaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu işte ezbere yer yok. Yani mesela şimdi çıkacağımız yolda sol tarafa doğru çok fazla trafik vardır işte. Buranın sağ şeridi daha iyi akar, soldan daha fazla gidersiniz. İşte şuradan arabalar çıkacak, daha tehlikeli olur gibi değil. Her yerden her an her şey çıkabilir. Kör noktalar her zaman var. Motor 2018 model. Benim ilk motorum. Ve boyuma kiloma göre de uygun olması ikinci sebebim oldu. Dolayısıyla biraz daha böyle işte 1.85-100 kilo bir adam için böyle kalıplı bir motor biraz daha iyi olur diye düşündüm açıkçası. İkinci el aldım. İlk motorum. Biraz zaman bunu kullanmaya niyetim var. Çok da sevdim. Çok dengesi ve yani oturaklı gitmesi, sallamaması, sağlamlığı, gücü gerçekten insanı çekiyor kendi içine. Ve zaten motorda da böyle aralardan gireyim, oradan geçeyim, buradan çıkayım derdiniz olmadığı zaman gerçekten üzmeyecek bir motor. Dediğim gibi ben bunu böyle aralardan, derelerden geçmek için değil, ufak ufak araba gibi kullanmak için aldım. Bir motordan biraz bahsetmiştim. Biraz da ekipmanlardan bahsedeceğim. Yani kamera kaydını aldığım ekipman yıllar önce BİM'den ucuz diye aldığım Eken H9R diye bir model. Ve açıkçası gece ve gündüz görüntü kalitesinden de gayet memnunum. Hiçbir sıkıntı çekmedim. En yüksek çözünürlükte değil bu. Hani 4K falan da alabildiğini söylüyor ama ben 4K'yla uğraşmıyorum açıkçası. Zaten o kadar yerde yok. Uzun ve küçük boyutlu dosyalar özellikle tercih ettiğim dosyalar oluyor. Sonuçta herhangi bir yere koyarken de zaten o da kırpıyor. Dolayısıyla ham verinin, RAW datanın çok fazla böyle aşırı yüksek boyutlarda olması benim için öncelikli değil. Sesle ilgili şunu söyleyebilirim. Ben çok sesten çektim. Eken'in kendi içinde bir tane mikrofonu var. O mikrofondan dışarıdan aldığı seslerle kendince işte sesleri kaydedebildiğini söylüyor. YouTube'da araştırdım. İşte insanlar external mikrofon takıyormuş Eken'e. İşte lame yapıyorlarmış falan. Heveslendim, aldım elime lame makinesini. Açtım kameranın içini. Güzelce mikrofonu çıkardım yerinden. Yerine bağlayacağım mikrofon da aslında benim için gayet iyi bir mikrofondu. Boyanın yaka mikrofonu, bilmiyorum herkeste vardır bu. YouTuber'ların falan kullandığı bir boya yaka mikrofonları var. Ben açıkçası onun sesinden çok memnundum. Kestim onu, yapıştırdım buraya. Direkt yani bu YouTube'daki gibi böyle özellikle hani yeniden slot takayım da slota işte 3.5'luk jack'ı takayım falan filan şey yaşamadım. Direkt kabloyu kabloya bağladım. Mikrofonu da getirdim, kaskın içerisinde bir yere oturttum. Evde test ettim, gayet de güzel çalışıyor. Ama mikrofon şu rüzgara geldiği zaman abi hiçbir şey duyamıyorsun. Haşır uşur haşır uşur, bir de acayip bir patlama yapıyor. Yani içinde konuştuğun zaman rüzgarda. Yani şu konuşmalar muhtemelen biraz daha mantıklı geliyordur size. Ama direkt kameradan aldığım mikrofon, o da şu anda takılı. Yani kaskımda 2 tane mikrofon var. Ben bu sesleri neyle aldığım onu söyleyeyim. Biraz şey bir çözüm. İktidai bir çözüm bana göre. Ama ne yapayım, mecburen yani sesin kaliteli gelmesi için, en azından sesimin gelmesi için böyle bir şeye ihtiyaç duydum. Gittim Android'den Store'dan bir tane Easy Voice Recorder Pro diye bir tane 13-14 liralık bir uygulama işte satın aldım. O uygulamayı işte satın aldığım zaman Bluetooth'tan da kayıt yapabiliyor. Ve kaskıma takılı bir tane intercom var. Sena intercom. Bu intercom'un Bluetooth mikrofonuyla, telefon aracılığıyla seslerimi kaydediyorum. Dediğim gibi işte Eken kamerayla görüntüyü, Bluetooth'la sesi kaydediyorum. Bir editör programıyla da bunların ikisini birleştirip ortaya güzel bir sunum hazırlamak niyetindeyim açıkçası. Biraz ekipmanlardan bahsetmek istiyorum. Kullandığım ekipmanlar, ben tepeden tırnağa ekipman sahibi olmadan motora binilmemesi gerektiğini düşünenler. Yani aslında sizin savunmadığınız, sizin korumadığınız bir bölgeyi riske atıyorsunuz. Yani zaten kask en önemlisi. Kask Nolan N87 Plus kaskım var. Bu kaska dediğim gibi kamerayı, intercom falan sonradan taktım. Ayrıca işte mikrofonlar, şunlar bunlar üzerinde az önce bahsettiğim şeyler kurulu. Eldivenler Revit'in. Eldivenlerde şu slider olmasına dikkat edin. Slider yere düştüğünüz zaman sürtünmesini sağlıyor. Ya umarım düşmezsiniz tabi de, düşeceğiniz zaman da başınıza neler geleceğini bilmelisiniz. Mont Revit'in tekrar 3 katlı güzel bir montunu aldım. Böyle yazlık kışlık kullanabileceğim bir mont aldığımı düşünüyorum. Çok rahat ve işte dirsek koruması, omuz koruması gibi korumaları var. Sırt korumalık yeri var ama ben sırt koruması almadım. Aslında almak da gerekiyor. Sonuçta arkadan bir darbe aldığınız zaman sırtınıza gelecek o darbe. Motordan geçtikten sonra muhtemelen siz motora çarpacaksınız. Allah korusun yani böyle bir durum olursa. Dolayısıyla sırt koruması da lazım ben. Mesela sırtım şu anda açıkta. Ben aslında açıkçası biraz huzursuzum o konuda. Sırt koruması o şekilde. Dirsek korumaları ve işte eldivenler falan devam ediyoruz. Pantolon işte oradaki 3 katlı işte sürtünmeye ve işte rüzgara, yağmura, her bir halta dayanıklı güzel bir işte dizlik korumalı falan olan bir pantolon aldım. Ve botlarım da yine aynı şekilde T-Rex miydi? T-Tex mi? Öyle bir bot aldım. İşte yarım ne derler? Yarım boğazlı botlardan aldım. Tam boğazlı botu denedim. Açıkçası hoşuma gitmedi. Çok rahatsız buldum. Hani sürekli giyebileceğim bir ne derler? Sürekli giyebileceğim bir bot olmasını istediğim için yarım boğazlı aldım ama tam boğazlı alsaydım kaval kemiğinde koruyabilirdim. Şimdi maalesef kaval kemiğinde bir koruma yok. Orada da işte motorun koruma demirine güveniyorum açıkçası biraz. Ama dediğim gibi yani hiçbir şeye güvenmemek lazım. Siz güvenli süreceksiniz. Ekipman sadece sizi iyi kötü darbelerden korumaya veya işte sürtünmelerden korumaya çalışıyor. Başka hiçbir amacı yok. Ekipman şart ama en önemlisi eğitim. Eğitim gerekiyor. Ekipmanları bitirmeden önce pantolondaki diz korumasından bahsetmek istiyorum. Pantolon tam olarak böyle hani denim tarzı, kot pantolon tarzı bir pantolon ve pantolonun diz korumaları çıkabiliyor. İçlerinde böyle görünmez bir fermuar var. İki dizde de. Fermuarı açıp şeyleri çıkartıp, korumaları çıkartıp normal mesela işe gittiğimde falan da korumaları çıkartıp aynı pantolonla devam edebiliyorum. Ama ben iş yerine gene bir ayakkabı ve pantolonu da koydum. Orada gidip değiştirmek daha hoşuma gidiyor. Sonuçta hani sıcaklanıyorsunuz falan. aynı yani bir ekipmanla gidip ofis ortamında çalışmak doğru değil. Onları normal kıyafetlere çevirip çalışmak daha konforlu. Neyse. Eğitim konusundan bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Eğitim zaten hani ehliyet kursunda verilen eğitim sadece sizin ehliyet almanıza yarıyor. Yani aldığınız şeyin sadece ehliyet almak üzerine. Yani ama şöyle de bir durum var tabii. Siz hocalara soru sorarsanız hocalar tabii ki cevabını veriyorlar. Eğitim konusu işte kaskocular dedi ki ya işte biz size bu parayı yaparız. Ben de o parayı çok fazlaca buldum. Sonra biraz araştırdım, arkadaşlara sordum, soruşturdum. Türkiye'de bu kasko işini yapan zaten neredeyse bir tane firma var. Hani iki tane firma var da ikisi de birbirinden habersiz iş yapmıyor. Yavrum yavaş. Heh. Dolayısıyla ikisinden de ayrı ayrı teklif aldım ama sonuçta ikisi de birinin teklif verdiğinde öbürü vermiyormuş falan. Dediler ki bana eğitim alırsanız kasko masrafı biraz daha düşer. Tamam, ehliyetiniz yeni, tecrübeniz yok. O kısmı anladık. Ama en azından bir eğitim alırsanız kasko masrafı düşer. İyi dedim. Eğitimi işte şuradan alırsanız, bizden geldiğinizi söylerseniz eğitim masrafını, eğitim tutarını biraz daha düşürürler. Bir indirim yaparlar bizden geldiğinizi söylerseniz. Biz de eğitim aldığınız için eğitim yaparız. İndirim yaparız. Dolayısıyla karşılıklı olarak hem zaten eğitim almış olursunuz hem de tutarları azaltmış olursunuz. Eğitimimi aldım. Eğitimde şöyle. İlk gün, daha doğrusu bir günlük eğitim aldım. Bir gün daha eğitim alacağım kısmetse. İşte şu viraj konularına falan çalışayım. Görüşü biraz daha arttırayım. Tecrübemi biraz daha arttırayım motor konularında. Gidip tekrar bir eğitim daha alacağım. Ve orada şöyle bir şey yapıldı. Uygulama şu şekilde. Daha önce eğitim almadıysanız sizi yarım gün kapalı alan, yarım günde açık alanda, daha doğrusu işte dışarıda eğitime sokuyorlar. Kapalı alanda birçok senaryo var ve gerçekten kullanılabilecek senaryolar. Bunlardan en önemlisi, aman yarabbim. Bunlardan en önemlisi yavaş gitme eğitimi. Yavaş gitme eğitimi çok güzel. Ben hani ondan çok faydalandım. Hala da faydalanıyorum. Hani bütün eğitimde en çok işime yarayan ne oldu diye sorarsanız en çok yavaş gitme kısmı işime yaradı. Ve ayrıca sonrasında tabi virajlardaki konumlanma, görme, görünme gibi konular en çok güvenli sürüşün ilgilendiği konular. Çevredeki riskleri algılama ve buna benzer birçok pratik eğitim yapıldı. Çok memnun kaldım. Mutlaka gitmeniz gerekiyor eğer yapmadıysanız böyle bir şey. Yolda görebildiğiniz en uzak nokta, yolun gittiği yer, coğrafi konum, araçların yönü, hızı, her şey size bir sürü şey anlatıyor aslında. Tabelalar haliyle. Ve bu bilgilerle sizin belirli konumlarda olmanız gerekiyor. Ve bu konumun sizi sürekli güvenli tutuyor olması lazım. Sağa dönüşlerde sola maksimum yaklaşıyorum. Daha doğrusu şöyle, tabii karşıdan gelen bir araç yoksa yaklaşıyorum. Sola dönüşlerde de sağa yaklaşıyorum. Sağ tarafta işte böyle tutuşu engelleyecek, etkileyecek bir şey yoksa, araba, şu bu bir şey yoksa. Çünkü ilerideki şeyin hemen bilgisini almam gerekiyor. Yani orada duran bir arabalar olabilir, köpek olabilir, işte bir şey çıkar. Yani sizin ne kadar erken bilgi almanız, sizin o kadar daha hızlı tepki vermenize sebep olacak. Bu da tabii önemli bir şey. Hazır virajlara gelmişken biraz konumlanmadan bahsedelim. Dediğim gibi ben şimdi görebildiğim en uzak noktaya bakıyorum. Ve motor zaten otomatikman o tarafa doğru dönüyor. Dönüşleri kontrolle yapıyorum. Yani mesela şu anda sol elimi ittiriyorum, sağ elimi geri çekiyorum. Biraz ters bir mantık ama motorun dinamiğine uygun bir davranış. Bunu da tabii vücudumla destekliyorum yaptıklarımı. Şu anda sağ elimi ittiriyorum, sol elimi geri çekiyorum. Bir güvenlik balonu olduğundan bahsetmiştik. Güvenlik balonu şu demek, sizin çevrenizde yaklaşık böyle 2 metrelik bir balon olduğunu düşünün. Bu balon sizin arkadan, önden, yanlardan özellikle korumanız gereken bir balon. Bunu mesela şimdi karşıdan araba geliyor ya, hemen ortalayayım. Yani benim balon, güvenlik balonunun içine girmesin. Yani ben yoldan bilgi alacağım diye sola yapışmayayım ya da sağa yapışmayayım. Yanındaki, sağındaki, solundaki arabalara dikkat edeyim demek. Evet, tekrar yola çıktık. Sinyali açık unutmayayım. Hop, fren. Mesela kapalı alan eğitimlerinde frenleme, durma nasıl yapılmalı onu size gösteriyor. Güvenli duruşta tabii ki sadece arka frenle denedik önce. Çok ileride durdu. Sonra sadece ön frenle denedik. Gene yetmedi. Sonra arka ön fren, tabii mantık hesabı. İkisini birlikte güzel kullandığınız zaman motoru tabiri caizse yerine çivileyebiliyorsunuz. Ama tabii bunu yaparken de arkanıza dikkat edeceksiniz. Yani siz motorsunuz, dururken ve kalkarken arabalar kadar yavaş değilsiniz. Çok hızlı bir şekilde durabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde hızlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunlar sizi takip eden araçlar için risk teşkil ediyor. Velhasıl yavaşlayacağınız zaman, ani fren yapacağınız zaman ne olur arkanıza dikkat edin. Çünkü arkadan gelecek bir darbe sizin önden giderek çarptığınız darbeden daha beklenmedik sonuçlar oluşturabiliyor. En azından kazanın kendisi beklenmedik oluyor. Bir bakıyorsunuz ki yapışmışsınız, elinizden hiçbir şey gelmiyor. Mesela burada hiçbir şey görünmüyor virajda. Mümkün olduğu kadar sağdan alıyorum ki bak açıktan almış arkadaş, sağ olsun. Bu tarz şeylere burun buruna gelmeyin. O da zor durumda kalmasın, sen de. Şimdi ben bu yollarda 40'la 50'le gidiyorum ya. Arabalar tabi dayanamıyorlar. Geçmek istiyorlar. Gelen arabalar olduğu zaman onlar daha hızlı gitmeye niyetliler, meyilliler. O yüzden yol veriyorum. Buyursun geçsinler. Size motor kullanırken bakışınızın olması gerektiği yerle ilgili bence çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bununla ilgili birçok kaza seyrettim. Ve neredeyse bir tanesi de benim başıma geliyordu. Cumhuriyet'e geldik ya. Şöyle, şimdi viraj dönerken viraja tahmin ettiğinizden daha hızlı girmiş olabilirsiniz. Çünkü virajın ne kadar keskin olduğunu ve ne kadar süreceğini önceden bilmiyorsunuz. Ben yani öncesini sonrasını bildiğim bir viraja girdim ama ilk defa motorla girdim. Motor dinamiklerinde orada biraz daha iyi tecrübe etme şansım oldu. Şimdi virajı dönerken viraja olması gerektiğinden daha hızlı girdiğimi fark ettim. Araba gibi girdim açıkçası. Bilemedim o kadar. Dikkatli olamadım. Keşke olsaymışım. Neyse. Bu da bir tecrübe. Virajda bir anda bu motor bu virajı dönemeyecek gibi hissediyorsunuz. Yani mutlaka hani ben şu yandaki şeylere ne derler? Tretuar mı derler? Onlara çarpacağım diye düşünmeye başlıyorsunuz. Dönüş sırasında motorum çok hızlı ve ben bu virajı dönemeyeceğim diye düşünmeye başlıyorsunuz ve çarpması olası yerlere bakmaya başlıyorsunuz. Ben buraya çarpacağım. Yok, hayır buraya çarpacağım. Hayır buraya çarpacağım. Ve kendinizi çarpmaya hazırlıyorsunuz psikolojik olarak da. Bu tabii çok kötü bir şey. Ama kötülüğün sebebi yani birazdan çarpacak olmanız değil. Kötülüğün sebebi sizin gitmemeniz gereken yere, çarpmamanız gereken yere odaklanmanızdan kaynaklanıyor. Oraya bakıyorsunuz. Oraya kilitleniyorsunuz. Dolayısıyla motor da sizi oraya götürüyor. Motor sizi oraya götürdüğü zaman siz de haliyle gidip orada kendinizi bulursunuz. Bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım? Ben bu motoru çarpmayacağım. Ben bu motor yavaşlatabilirim ve hayır buraya değil önüme bakmalıyım, ileriye yola bakmalıyım diye düşünmeniz gerekiyor. O andaki düşünceniz sizin bir sonraki davranışınızı şekillendiriyor ve fark ediyorsunuz ki motor hakikaten sizin baktığınız yöne doğru gitmeye başlamış. Yani birazdan çarpacağınız tretuara bakmaktan vazgeçin. Orası değil sizi kurtaracak olan şey. Oraya bakarsanız oraya doğru gidersiniz. Oraya kilitlenirseniz telaşla ne yapacağınızı bilemezsiniz. Bir anda kendinizi orada buluverirsiniz. Bununla ilgili birçok video var. Bunlardaki ruh halinde ben bu şekilde tecrübe ettim açıkçası. Yani bu insanlar o şekilde düşünüyor. Ben bu motoru buradan çeviremeyeceğim ve biraz sonra bu bu trotuara çarpacağım diye kendini ona hazırlıyor. Aslında hayır. Yapılması gereken şey gidilmesi gereken yöne doğru bakmak. Oraya doğru baktığınız zaman otomatikman vücudunuz sizin gitmek istediğiniz yöne doğru yön almaya başlıyor. Ve buna tabii motorda uyum sağlıyor. Buna da motor ona göre yavaşlıyor ve yön alıyor. Nereye gideceğimi düşündüğüm için bir duraksadım. İleri bu değildi. Artık yavaş yavaş Tem tarafına doğru geçmeye başlayayım. Yeter bu kadar. Ve bu düşünce benim kaza yapmamamı sağlayan düşünce oldu. Yani bunu size de çokça tavsiye ederim. Biraz tecrübe işidir. Böyle bir şeyi tecrübe etmeden bilmeniz, birilerinden duyduğunuz zaman uygulamanız biraz zor. Ama aklınızın bir kenarında olsun. Yani birazdan çarpacağınız trotuar sizi hayatta tutmayacak. Sizin gitmeniz gereken yol sizi hayatta tutacak. O tarafa doğru baktığınız zaman otomatik olarak motoru yavaşlatıyorsunuz. Otomatik olarak motor biraz daha dönüyor. Biraz daha o tarafa doğru şekil alıyor. Yani ne olur en kötü düşersiniz motordan. Dengenizi kaybedip yerde sürtünerek yani motordan ayrılırsınız. En kötü başınıza gelen ne olur? Yani motorla birlikte oraya çıkmaktan iyidir. Ama tabii şey de var. Yani gittiğiniz hız, bu hızın hız sınırları içerisinde olması birinci şart yani. Ben zaten birinci şartı sağlayamadığım için bunları yaşadım. Bölgesel iklim diye bir şey var. Bölgesel iklim böyle soğuk havalarda özellikle daha çok karşımıza çıkan bir olumsuz hava şartı. O da şudur ki mesela siz az önceki gibi mesela virajların arasında bazı gölge yerler fark etmişsinizdir. Şu anda üzerine geçtiğim yer gibi. Burada işte bir kuru bir ıslak asfaltlar var gördüğünüz gibi. Bu ıslak asfaltlar tabi dolayısıyla birazcık daha tutuşun az olduğu yerler. Bir de hava soğuksa gizli buzlanmanın yaratabileceği etkiler de unutulmamalı bu tarafta. Mesela burası çok gölgeli ve burada yollar biraz daha kaygan olabilir. Bölgesel iklim dediğimiz şey bu. Hani biraz daha yolun gölge kalan tarafları, güneşi görmeyen yerler biraz daha tabi acelem yok. Ne güzel acelem yok diye buton koymuşlar. Dikkat etmeniz gerekiyor dolayısıyla. Yani çok da fazla sözü uzatmayayım.